Peygamber Efendimizin hayatından çok özel kesitler. Az sonra. Peygamber Efendimizin anne sevgisine verdiği önem. Az sonra. Peygamber Efendimiz niçin cennet anaların ayakları altındadır buyurmuştur. Az sonra. Kur'an-ı Kerim ana babaya, özellikle de annelere iyilik yapmayı niçin emretmiştir? Az sonra. Yüce Allah, annelere karşı itaatsizliği niçin haram kılmıştır? Az sonra. Hazreti Yusuf'un annesinin mezarı başında okuduğu çok özel dua. Az sonra. Hazreti İbrahim'in anne ve babası için okuduğu dua. Az sonra. Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti ve hidayeti hepinizin üzerine olsun. Bugün bayramdan önceki Dosta Doğru programımızda, Kurban Bayramı'ndan önceki bu programımızda, bu geceyi, bu programı annelere, tüm annelere, vefat etmiş annelere, hayattaki annelere, eli öpülesi bütün analarımıza, onların ruhaniyetine ölmüş olanların, vefat etmiş olanların, mezarlarına bir dua olsun bu gecemiz. Mezarlarına uzanan bir merdiven olsun. Onların mezarı başında oturmuş, buradayım ana, senin bıraktığın yerdeyim. Sen beni bıraktın ve gittin. Ben seni bırakmayacağım, mezarın başındayım işte. Köydeyim, şehirdeyim, başka yerdeyim. Ama yanındayım, yüreğim yanında. Konuşamazsam bile seninle, cevap veremezsem bile bana, ben senin cevabını hissediyorum. Ben senin cevabını dinliyorum anne. Buradayım diyebilme gecesidir. Bu gece gelin hep beraber yaşayan anneler için, yaşadığın yaşayan anneler için, ey anneler işte buradayız. Ayağınızı öpmek için, elinizi öpmek için, sırtımızı sıvıyasınız diye buradayız işte. 70 yaşında da olsak, 90 yaşında da olsak, işte buradayız anne. Senin yanındayız. Bir merhamet, bir rahmet nazarıyla bakar mısın bize diyebilmek için buradayız. Bugün bu özel yayınımızı hem ilahiler, hem dualar ve hem de yüreği anne yüreğiyle dağlanmış bütün evlatlar için bir yayın olsun istedik. Bu yayına bütün anneleriniz, tümünüzün anneleri inşallah dahil olacaktır. Çünkü her anne kutsaldır. Çünkü her anne duayı hak ediyor. Çünkü her anne özeldir. Çünkü her annenin mezarına, kabrine rahmet duaları yağmur gibi, bir nisan rahmeti gibi, yağmur taşıyan bulut gibi annelerin üzerine inmeli. Onun için programın başında öyle diyoruz: Ya Rabbi, rahmet yağmuru gibi annelerin yüreklerine, mezarlarına, topraklarına rahmet indir. Annelerin evlatları olarak biz mezarları başında bir evladın yapabileceğinin ötesini yapamadık işte. Başka ne yapabilir ki? Ellerini açıp Ya Rabbi ona rahmet eyle. Mezarını cennetten bir bahçeye çevir demekten başka. Ona sen şefkat eyle, ey şefkat sahibi olan Allah'ım demekten başka elimize ne gelir ki? Takatımız neye yeter ki? Cumhurbaşkanı olsan, başbakan olsak, bir ülkelerin halifeleri olsak, bütün dünyaları elimize tutan dünyanın en büyük zenginleri olsak, dünyanın en büyük komutanı olsak, mezarın başında bir aciz kul değil miyiz? Başka ne yapabiliriz duadan başka? Babamıza ve annemize, bizim dünyaya gelmemize vesile olanlara başka ne yapabiliriz ki? Eskiler öyle demişler, anneleri vefat ettiğinde
büyük alimler çığlık çığlığa ağlamışlar isyan etmeden, gözyaşlarını yüreklerine akıtmışlar. Demişler ki cennetimin kapısını kaybettim. Çünkü anne cennetin kapısını aralayan bir rahmet gibidir. Cennete buyur eden bir davetçi gibidir. En daraldığın, en sıkıştığın, en çaresiz olduğun yerde annenin duası sana çare olmuyor mu? Çare olmadı mı? Onun için ya Rabbi annelerimiz hürmetine sana yalvaran ve senin için gözyaşı döken çocuğumun ayağı dikene batmasın. Ayağı bir şeye takılmasın. Ben takılayım onun yerine diyen anneler hürmetine bizlere merhamet et ey merhametliler merhametlisi. Ey sevdalı yüreklerim, sevdası olan Allah'ım, sen bizim annelerimizi, ahirete göçmüş olan annelerimizi evlatlarımdan daha çok seviyorsun. Biz seni tanıyoruz ya Rabbi. Sen ki tevhidin Rabbısın. Sen ki göğün, yerin, semanın, arşın, arzın. Sen ötelerin ötesinin Rabbısın. Biliyoruz ki annelerimiz sana emanet. Ve sen emanetleri en iyi koruyansın. Sana gelen emanet zayi olmaz. Biliyoruz. Sana emanet gönderdik ya Rabbi. Annelerimize rahmet eyle. Mekanları cennet eyle. Mezarlarını nur eyle ya Rabbi. El kabru imma ravdatun min riyadil cinan ev hufratun min huferin niran dediği gibi sevgili peygamberimiz, mezar ya cennet bahçelerinden bir bahçedir ya cehennem çukurlarından bir çukurdur. Kurbanın olayım, annelerimizin mezarını cennet bahçelerinden bahçeye çevir. Başında okuduğumuz Yasinlerimizi kabul eyle, hatimlerimizi kabul eyle, dualarımızı kabul eyle, gözyaşlarımızı kabul eyle. Onları isyan değil, onları aciziyetin, şefkatin, onları özlemin gözyaşları kabul et. Ey Rahman! Kul ne yapabilir ki bunu söylemekten başka? Bu gece bütün analara adanmış bir gece olacak. Biz burada her anne dediğimizde lütfen herkes evinde kendi annesini hatırlasın. Küçükken yitirdi, büyükken yitirdi, köyünde bıraktı, şehirde şu anda mezarına gidemediği annesini hatırlasın. Bugün bütün aminlerimiz anneler içindir. Cennetimizin kapısı analar içindir. Efendim, bundan 45-50 gün önce annesini kaybedenlerden biri de ben. O gün, bir gün sonra bir yazı yazdım, cennetimin kapısını kaybettim diye. Aslında bütün anneleri hatırlayarak. Çünkü annelerimiz cennetin kapısı. Çünkü cennet onların ayaklarının altında. Sevgili İbrahim Sadri kardeşim, teşekkür ediyorum ona da. O yazıyı değerlendirmiş. Arkadaşlarımız görüntüler ışığında o yazıyı veriyoruz. İbrahim Sadri'nin okumasıyla. O görüntülerden sonra buradayız. Hep beraber dua edeceğiz. Hep beraber programımızı dolu dolu yaşayacağız bu gece. Hocalarımızdan Nizamettin hocamla, Abdurrahman kardeşimle, Mustafa hoca biraz sonra gelecek. Faydullah hocamız gelecek biraz sonra, Kur'an-ı Kerim okuyacak. Dua yapacağız. Bugün ekran annelere emanet. Hepinizin anası benim anamdır. Hepinizin anası benim anamdır. Hepinizin anası için de bugün dua edeceğiz. Hepimizin anası hepimizindir. Ahmet olmuş, Mehmet olmuş, Nihat olmuş, Faruk olmuş, hiç önemli değil. Başkası olmuş. Hepinizin anası Ahmet, Mehmet, Recep, Nihat. Herkesin duası, herkesin anası hepimizin anasıdır. Selam olsun bütün analara. Bütün anaların ayaklarının altından öpüyorum diyorum. Ve veteremizden sonra yayınımız aynen devam ediyor efendim. Cennetimin kapısı, annemi kaybettim. Annemi kaybettim. Aniden bizleri tüketti. Bizi öylesine bıraktı gitti. Her şey o kadar dağınık, o kadar karmaşık ki. Nereye baksam simasını görüyorum.
patiska gibi bembeyaz saçlarını, nurlu simasını ve tertemiz yüzünü. Dua sığınağımdı, dert ortağımdı. Sıkıştığımda ilk aradığımdı. Velhasıl her şeyimdi. Ellerini öperdim, ayaklarını öperdim. Ama nedense yüzünü öpmeye kıyamazdım. Utanırdım. Uzun yıllar sonra dün ilk kez öptüm. Morgdaydı. Alnını, yanaklarını. Soğuktu. Buz gibiydi. Sanki bana, beni öpme, alnım soğuk, dudakların üşümesin diyordu. Şimdi oturduğu yerde oturuyorum. Başını koyduğu yastığı kokluyorum. Başına sardığı tülbent. Her şey o kokuyor. Her şey anne kokuyor. Yani tabii anneler gidince her şey karışıyor her şey. Karmakarışık oluyor. Bundan sonra kime başvuracağım? Kime nazlanacağım bu yaşta? Kimden özel dua isteyeceğim? Kim bana felak nas oku diyecek bilmiyorum. Koca ev bugün bomboştu. Sürekli uzandığı kanepeye yaklaştım. Sanki oradaydı. Dokundum ona. Yine gülümsedi. Sanki bana, baban beni Medine'de bekliyor, gitmem lazım diyordu. Ya ben diyecek oldum, seni de bekleyeceğiz diyordu. Müthiş edepliydi, namazlarını gözetirdi, çok şefkatliydi, ağzı dualıydı. Evladından bile bir şey istemeyecek kadar dimdikti. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin adını duyunca kurban olayım derdi. Efendimiz'e aşıktı. 18 yıl önce Medine'de vefat eden babamı her gece rüyasında görürdü. Ne kadar anlatsam eksik kalıyor işte. Öteki alemi özlemek için artık bir sebebim daha var. Annem müftü eşiydi, müftü kızıydı, müftü geliniydi. Büyük alimlere büyük sevgisi vardı. Sahabeden bahsedilirken kurban olayım ayaklarına derdi. Efendimiz'den her bahsedildiğinde ağlardı. Onu özlerdi. Hayatı namaza odaklıydı. Sürekli Kur'an okur, zikir çekerdi. Çektiği acılardan, ağrılardan hiç şikayetçi olmadı. Emir yücelerden, başınız eğik. Ondan gelene kabulüz. Rab'den gelene razıyız. Gönül burkulur, göz yaşarır, dil edebe eğilir. Ondan geldik, ona gideceğiz. Hep arkamdan dua etsin diye ümit ederdim. Ama öyle olmadı. Onun istediği oldu. Arkasından dua edeceğim. Rabbim böyle istedi. Emrine amadeyiz elbette onun. Telefon numarasını rehberimden sileceğimi zannetmiyorum. Aramasa da orada adı kalsın hep istiyorum. Belki çok ama çok daraldığım bir gün ararım. Kim bilir? Vefatı da o kadar mütevazı ve bir o kadar garipti ki sessizceydi. Nefes alamıyorum dedi. Ambulans gecikince el üstünde hastaneye taşınınca aynen şöyle dedi. Ben ölüyorum. Hakkınızı helal edin. La ilahe illallah. Muhammedun Resulullah.
Allah bir, Allah bir, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun Resulü. Bu kadar. 2 dakika sonra büsbütün sustu. La ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, Muhammedur Resulullah dedi, elimizden gitti. Bu kadar, bu kadar, bu kadar kolaymış. Başkaca yazacak mecalim yok. Kelimeler de sanki kaçıyor benden. Şimdi Ankara'nın Bağlum köyünde mütevası mezarında. Sizlerden anneme ve tüm annelere Fatiha istiyorum. Şimdi Ankara'nın Bağlum kentinde büyük Allah dostu Abdülhakim Arvasi Hazretleri'nin, Asım Köksal Hoca'nın bulunduğu yerde mütevazi mezarında 15 santim uzak uzunluktaki yükseklikteki mütevazi mezarında mahşere dirileceği günü bekliyor. Nizamettin Hocam'dan güzel bir anne ilahisi ve devam edeceğiz efendim. Bilirim emeğin pek çoktur senin. Bu hakkı neden duramam annem benim, rızanı almadan duramam. Hakkını helal eyle, benim cefakar annem benim. Benim için katlandın zahmete, sen dua et layık olam rahmete, böylece varılır Hakk'a sen. Mümin olamam annem benim, hakkını helal eyle, helal eyle benim cefakar yazayım. Yaratan
yerlere bir taş durayım, ayağın altını öpeyim, annem benim, hakkını helal eyle, helal eyle benim cefakar annem benim. Hasta olsam ağlar idim, kucağımda sallar idin. Beni büyütmekti derdin, İşte muradına erdin. Hakkını helal eyle, beni cefakar annem benim. Medet ya sahibel makam. Dün rüya gördüm annem, ne aradım seni annem, bulamadım ben. Dün rüya gördüm annem, nerelerdeydin annem, aradım seni anneler, terk edince evlatlarını, gidince babalar, yalnız bırakınca evlatlarını teselli rüyalara kalır sadece. Anneler rüyalarda anlatırlar mesajlarını, geride bıraktıklarına. Mutludurlar evlatlarından önce uzandıkları için toprağa. Sevinçlidirler, konuşabilseler kainata diyecekler ki hamdolsun öncesinden uzandı mı toprağa evlatlarımdan önce. Mutludurlar. Selam olsun yüreği dolu annelere. Cennetin bütün makamları onlara olsun. Bin makam onlara olsun. Ya Rabbi anne merhameti hürmetine bütün ölmüş annelerimize rahmet et. Onların mekanlarını cennetten bir bahçeye çevir. Sen cömertsin ya Rabbi. Kulları üzmezsin ya Rabbi. Cömertliğine muamele et. Ey sevdalı yüreklerin sahibi olan Allah'ım. Yanımda sen.
daraldığımız yerde ve en daraldığımız günde hiç azalmayacak sahip sensin Allah'ım. Bütün zulmetlerden, bütün gam ve kederlerden senin sonsuz rahmetine sığınmışız. Sende vuslatı bulmuşuz, muaneseti sende bulmuşuz, rahmeti sende bulmuşuz. Yalnızlığımızı sen gidermişsin, sen ya Rabbi. Anne merhametini veren de sensin. O şefkat ve sevgiyi de veren sensin. Şefkatin hürmetine, verdiğin sevgi hürmetine, verdiğin yüreklere damlattığın aşk hürmetine annelerimize rahmet eyle ya Rabbi. Senin engin rahmetin, senin sonsuz hazinenden sen verdikçe azalmaz ki ya Rabbi. Sen verirsin, kullarını üzmezsin ya Rabbi. Biz bütün kudretimiz ama bütün acziyetimizle ellerimizi açmışız. Sana yalvarıyoruz ya Rabbi. Ahirete gönderdiğimiz babalarımıza, annelerimize, dedelerimize, ninelerimize, şu anda ekran başında amin diyen bütün kardeşlerimin, ahirete intikal etmiş olan bütün annelerine rahmet eyle ya Rabbi. Bütün babalarına rahmet eyle ya Rabbi. Nisan yağmurları gibi rahmet yağdır. Gökten inen kar taneleri gibi mezarlarını bir cennet bahçesine çevir ya Rabbi. Varsa günahlarını affet eyle ya Rabbi. Yoksa günahları makamlarını yükselt ya Rabbi. Onu Firdevs-i Ala'da cennetin o en büyük zirvelerinde Hazreti Muhammed Mustafa'ya, Hazreti İbrahim Aleyhisselam'a ve diğer peygamberlere komşu eyle ya Rabbi. İbni Hayde Resulullah'a geliyordu. Allah Nebisi'nin yanına geliyordu. Şöyle sessizce oturuyordu. En sevgilinin yanında sessiz ve sakin. Resulullah'ın kulağına doğru eğiliyordu. Men ahak diyordu. Ya Resulallah, en çok has sahibi olan kim? İyilik konusunda Allah Nebisi bakıyordu İbni Hayde'ye. Diyordu ki ummuk, annen diyordu. En çok annene iyilik edeceksin. Allah'a itaatten sonra ikinci olarak babana ve annene iyilik edeceksin. Annen diyordu. İbni Hayde biraz duruyordu. Aradan bir süre geçiyordu. Yeniden Resulullah'a doğru dönüyordu. Men ahakku ya Resulallah, en çok hak sahibi kimdir annemden sonra? Allah Nebisi duruyordu birden. Sonra yeniden dönüyordu İbni Hayde'ye. Ummuk, annen diyordu. İkinci kez vurguluyordu, anne diyordu. Aradan bir süre geçiyordu. Sakinleşiyordu ortam. İbni Hayde yeniden Resulullah'a doğru dönüyordu. Kulağına fısıldarcasına, en çok kime yardım edeyim, iyilik edeyim ya Resulallah diyordu. Allah'ın Resulü'nün mübarek dudaklarında yine aynı cümle, hasret çekti o cümle. Ummuk diyordu, annen diyordu yeniden. Dördüncü kez Tirmizi rivayet ediyor. Ebu Davud rivayet ediyor bu hadisi. Dönüyordu ya Resulallah. Men ahakku diyordu. Kim en çok hak sahibidir? Allah Nebisi dördüncü kez baban diyordu. Üç kez ana diyordu. Onun için ben bu geceyi analara dedim. Annelere hibe ettiğimiz, arz ettiğimiz, annelere takdim ettiğimiz bir gece dedim. Babalar belki onlardan çok sonra geleceklerdir. Üç kez anne, bir kez baba diyordu. Allah'ın Resulü annenin değerini, annenin kıymetini ifade ederken doğruydu. Rahmetin merkezi annelerdi. Anneler yüreklerini soğuturlar çocuklarının güzelliğiyle. Bin çocuk doğursa bin çocuktan bir şey beklemez sağlıktan ve güzellikten başka. Ne yazık ki bir anne 100 çocuğa bakabilir ama 100 çocuk bir anne babaya bakmakta zorlanabiliyor. Okuyor musunuz? Annesinin elindeki bileziği almak için onu öldüren bedbaht ve zavallı çocuğu, ateşin bir parçası olacak olan zavallıyı okudunuz mu? Gördünüz mü? Annesine bakmayan 3, 4, 5 erkek çocuk olmasına rağmen, bütün imkanlarına rağmen, en üst düzeyde görevli olmasına rağmen parayla oynuyor,
olmasına rağmen annesi bir kümes gibi yerde ölenlerin farkında mısınız? Siz buna da evlat diyeceksiniz ve sonra diyeceksiniz ki Allah'ım bu evlada annesinin hürmetine merhamet et. Evet, o anne yalvaracak Allah'a. Ya Rabbi evladıma iyilik et diyecek. Ama mutlak sahibi olan, kudret sahibi olan Allah bunu unutmayacaktır. Anneye yapılan kötülüğü unutmayacaktır Cenab-ı Allah. Bu nedenle gelin annenizin duasını alın. Yapmışsanız bir hata, yapmışsanız bir çocukluk, yapmışsanız bir kötülük, gidin ayaklarının altını öpün. Anne, sen beni affetmedikçe ben başımı kaldırmayacağım. Beni affeyle deyiniz ki Allah da sana merhamet etsin. Allah da sana güzel bir nazarla baksın. Yazıklar olsun annesini üzerine. Yazıklar olsun babasını üzerine. Ve onun helalini almadan bu dünyadan göçüp gidenlere. Neredesin anne? Neredesin anne? Allah Nebisi Medine Münevvere mescidindedir. Resulullah minberinin Medine mescidinin minberine basamak basamak çıkıyor. Ama Resulullah o gün hiçbir zaman yapmadığı bir şey yapıyor. Birinci basamağa adımını atan Resulullah Aleyhissalatu Vesselam bir an duruyor. Üç basamaklı minberin birinci basamağında amin diyor. Aslında minbere çıkar, salatü selam getirir, sonra döner ve konuşurdu. Ama o gün hiç öyle yapmadı. Birinci basamaktaydı, amin dedi. Medine sahabesinde, Medine mescidinde ensar ve muhacirin, Mekkeli ve Medineli bütün Müslümanlarda derin bir sessizlik vardı. Bütün gözler Resulullah'a odaklanmış. Şu yeryüzünün gördüğü ve görebileceği kainatın en etkili ve en büyük hatibine bütün gözler odaklanmış. Allah Nebisi ikinci minberde, minberin ikinci basağında derin bir amin sesi yine Resulullah'tan. Amin'in anlamı Allah'ım duamızı kabul eyle veya Allah'ım evet aynen böyledir kabul ettim. Sonra dönüyor Resulullah, üçüncü basamağa çıkıyor. Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam üçüncü basamakta aynı söz ve aynı ifade amin diyor. Üç defa. Sonra dönüyor sahabe-i kirama. Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam sahabe-i kiramın hayret dolu bakışları, merak dolu bakışları arasında Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam Mescid-i Saadet'i şöyle, o şeref yurdunu, o muhteşem mescidi gözleriyle şöyle bir taradıktan sonra Allah Nebisi dönüyordu. Neden amin dedim biliyor musunuz? Sahabe-i kiramın gözleri Resulullah'ın üzerinde şöyle diyordu. Bu'den limen edreke ramadane felem yuğfer lehu. Yazıklar olsun. Ramazan ayına gelmiş olmasına rağmen Allah'a dönüp de kendini affettiremeyen adama yazıklar olsun. Yani Ramazan ayının o istiğfar ve merhamet ortamından yararlanamayan, çok ibadet edip kendini affettiremeyen adama yazıklar olsun. Büyük bir fırsatı kaçırmıştır. Diyor ki Resulullah,
Bunu Cebrail bana söyledi şimdi. Ben de amin, evet Cebrail aynen öyledir dedim. Birinci aminim buydu. Ramazan ayına ulaşmış olmasına rağmen cennete giremeyen, kendini affettiremeyene yazıklar olsun dedi Cebrail. Muhammed de ona amin dedi. Muhammed başka ne diyebilirdi aleyhissalatü vesselam? Sahabi diyordu ki bakışlarıyla, ya ikinci amin ne deyindi diye ifade ettiğinde, ikinci amin diyordu. Bu'den limen zukirtu inde felem yusalli aleyke dedi. İkinci amin şundandı. Cebrail dedi ki Muhammed aleyhisselam, bu'den limen zukirtu indehu felem yusalli aleyke. Sen onun yanında anılmış olmana rağmen, yani Muhammed denildiği anda aleyhissalatu vesselam diyemeyen adama yazıklar olsun. Bu söz ne kadar ağır bir sözdür. Peygamberimizden bahsederken arkadaşından bahseder gibi saygısızca bahseden nice ilahiyatçıya, sözde hocaya nasıl bir cevaptır bu? Akılları olabilse, anlayabilseler Hazreti Muhammed'in yerini aleyhissalatu vesselam kavrayabilseler keşke. Boş yaşamış olmazlar, boş lakırtı etmezler. Bu denli men zukirte inde felem yusalli aleyke. Üçüncü kez niye amin dedim biliyor musunuz diyor. Çünkü diyor Cebrail bana şöyle dedi. Ey Muhammed aleyhisselam, babası ve annesi veya ikisinden biri yanında oluyor olmasına rağmen, evinde kalıyor olmasına rağmen babasına ve annesine iyilik yapıp da cenneti hak edemeyen adama yazıklar olsun. Demek ki baban ve annen yanındaysa, senin evindeyse, sen de ona merhamet ediyorsan cenneti kazanabilirsin baban ve annen de. Bu fırsatı kaçırdınsa yazıklar olsun sana. Anneni sağa sola attınsa, annenin elini öpüyordun, ayağını öpüyordun, evlendin, anneyi terk ettin. Yazık değil mi? Değer mi dünya? Değer mi anneyi unutmaya, anneyi bir kenarda terk etmeye? Nice bakım evinde, bakım evlerini kötülemek anlamda söylemiyorum. Ama nice yalnızlık merkezlerinde yalnız kalan anneler var. Patuska gibi bembeyaz o nurani saçlarıyla oturup da evlat bekleyen, bayramdan bayrama dahi evladını göremeyen nice anneler vardır. Annelerini oralarda terk edip de bir defa yanına gidemeyenler, yarın siz aynı şeye muhatap olacaksınız. Annenin duasını alamıyorsan yazık olsun sana. Gitmişse annen duasını alamamışsan git mezarına. Otur oraya, elini koy mezarına, geldim de. Beni affeder misin de. Efendim devam edeceğiz. Biraz sonra duamızla bütün anneler için okuduklarımızın, ben Facebook'tan, efendim mailden, Twitter'dan hepinizin anneniz için okuduklarınızı aldım, kabul ettim. Biraz sonra hepsinin duasını yapacağız. Sevgili kardeşlerimle beraber, Nizamettin Hocam, Abdurrahman kardeşim, biraz sonra Mustafa Hoca da gelecek. Sonra bir Kur'an-ı Kerim'le de ve duayla devam edeceğiz, programımız devam edecek. Kısa bir aradan sonra efendim ATV'deyiz. Anneler özel programında buradayız. Öyle deniyordu çünkü. Bu geceyi bütün analara adadık. Arada yüzlerce mail geldi annelerin isimlerinden. Beni bağışlasınlar. Hepsinin ellerinden öpüyorum. Ama duamız genel her kimsine. Biraz sonra hepsi için amin diyeceğiz. Vefat edenler, yaşayanlar için hep beraber. Annesinin ayağını öpen cennetin eşiğini öpmüş gibidir diyor. Ne kadar güzel. Annesinin ayağını öpen cennetin eşiğini öpmüş gibidir. Cennetin eşiğine dokunmak istiyorsan annenin ayağına dokun demek ki. Aslında
Burada anlatılan şey ananın değerinin üstünlüğüydü. Bu nedenle büyüklerden birisi bana cennetten bir hediye getirin dediğinde, talebelerini cennetten bir hediye getirmeye yönelttiğinde, en kendi halinde en böyle gariban görünen bir delikanlı, bir talebe elinde bir avuç toprakla gelecek hocasının yanına. Ben cennetten toprak getirdim diyecek. Hoca soracak, bu toprağın cennetten olduğunu nereden biliyorsun? Cennete gittin, oradan mı getirdin diye soracak. Diyecek ki, ben annemin ayağını bastığı yerdeki toprağı getirdim. O cennetten bir parçaydı. Büyükler böyle andılar. Büyükler böyle kabul ettiler. Allah Nebisi zamanında Hazreti Alkama, sahabeden tanınan bir şahsiyet, sahabeden bilinen bir şahsiyet. Alkama ölmek üzeredir. Alkama hastadır. Peygamberimizin tanıdığı camiye gelen, Resulullah'ın yanında oturmuş, Allah Nebisi'nin mescidine yüz sürmüş, alın sürmüş, el sürmüş, diz sürmüş bir sahabi, Resulullah oradayken Allah Nebisi'yle beraber camide amin demiş bir yürekli mümin, bir sadık. Ama bir gün ölüm haline geldiğinde, ölüm yatağına yattığında bütün güzel hallerine rağmen bir türlü kelime-i şehadet getirtemiyorlar. Bütün uğraşılarına rağmen Hazreti Alkama radıyallahu an Hazreti Peygamberle camiye gelmiş, Allah'ın Nebisiyle beraber secde etmiş, caminin bir ferdi haline gelmiş, bir sütun gibi caminin bir parçası halinde olan Alkama ölmek üzereyken bir türlü La ilahe illallah Muhammedun Resulullah veya eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü veya Muhammeden Resulullah diyemiyor Hazreti Alkama bir türlü. Allah Nebisi aleyhissalatü vesselam her sahabeyle ilgileniyordu. Hastasıyla iyisiyle, borçlusuyla, yolcusuyla. Allah Nebisi bir baba gibiydi. Eğer cemaatte bir dargın varsa barıştırırdı. Bir borçlu varsa borcunu ödetirdi. Bir hasta varsa ziyarete giderdi. Görünmeyen biri varsa bu adam nerede derdi? Niye görünmüyor bu adam? Bir sorun, bir derdi mi var? Alkama hakkında bilgi gelince Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam üzülür, gamlanır. Niye Alka Kerime-i şehadet getiremiyor? Bilmiyoruz ya Resulallah diyecek sahabi. Alkama bir türlü kelime-i şehadet getiremiyor. Hazreti Peygamber sahabeden bir zatın bu halinden dolayı üzülecek, müteessir olacak. Sonra dönecek ve sahabe-i kirama diyecek ki, Alkama'nın kimi var? Benim için bir araştırın bakalım. Alkama'nın kimi vardır? Bakacaklar, diyecekler ki, ya Resulallah, Alkama'nın hanımı vardır, onu getirsek mi? Getirin diyecek Resulullah. Biraz sonra mütevazi bir hanımefendi gelecek. Yani bildiğimiz Medineli kadınlardan biri. Gelecek Resulullah'ın yanına, Allah Nebisi soracak Alkama'nın gece halini, gündüz halini. İbadetini soracak, taatini soracak, Allah'a yakınlığını soracak. Evinde nasıldı diyecek. Camide biliyorum ama evde nasıldı? Camideki haliyle evdeki hali aynı midir diye Hazreti Alkama'yı soracak. Sahabe diyecek ki ya Resulallah. Hanımı diyecek ki ey Allah'ın Resulü, yanınızda nasılsa evde de aynıydı. İbadetindeydi, taatındaydı, iyilik severdi, merhametliydi. İnsanlara iyi davranırdı. Onun hiçbir kötülüğünü görmedik ya Resulallah. Allah Nebisi aleyhissalatü vesselam kadını göndermeden önce son bir soru daha soracak. Alkama'nın kimi var dünyada? Senden başka, evlatlarından başka bir akrabası var mı acaba? Diyecek ki ya Resulallah, bir anası var, bir annesi var. Annesi nerede diye sorunca diyecek ki Medine'nin dış çıkışında bir evde yaşıyor tek başına. Aslında bu sözü duyduğunda Resulullah meseleyi çözmüştür. Allah'ın Resulü meseleyi çok iyi anlamıştı. Gönderince hanımını, arkasından sahabiye haber gönderecek.
Alkama'nın bir annesi varmış. Yaşlı bir annesi varmış. Bana Alkama'nın annesini bulun ve getirin diyecek. Gelebiliyorsa gelsin. Gelemiyorsa biz gidelim, konuşalım. Sohbet edelim Alkama'nın anasıyla. Biraz sonra gelecek iki büklüm bir ihtiyar. Sopasına dayanmış, ruku edercesine yürümüş bir kadın. Yılların yaşlılığı yüzüne, alnına, gözüne, vücuduna sinmiş bir ihtiyar. Biraz sonra Resulullah'ın yanına gelecek. Alkama'nın anası olduğu ifade edilen kadın. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam konuşacak, Alkama'nın annesiyle sohbet edecek. Otur diyecek, konuş diyecek. Biraz hal hatır sorduktan sonra diyecek ki sen Alkama'nın annesi misin? Kadın evet diyecek, ben onun anasıyım. Alkama ile arın nasıl diyecek Resulullah. Aranız nasıl, iyi misiniz Alkama ile? Annesi diyecek ki onu bırak Allah'ın Resulü. Niye onu bırakalım? Neyin var Alkama'nın? Seni üzen bir tarafın var diye sorduğunda diyecek ki kadın, benim oğlum iyi bir çocuktur. Efendi bir çocuktu. Hakkımı hukukumu bilirdi. Beni sorardı. Yaramı sarardı. Derdimi çözerdi. İhtiyacımı giderirdi. Benimle ilgilenirdi. İyi bir çocuktu. Çünkü onu helal sütle besledim. Seni sever. Allah'ı sever. Camiden ayrılmaz. Ama ne zaman ki evlendi, Alkama beni unutur oldu, beni terk eder oldu. Ben Alkama'yı görmez oldum, bana gelmez oldu, bana uğramaz oldu. Allah'ın Resulü anlıyordu, getirilemeyen kelime-i şehadetin buna bağlı olduğunu, Alkama'nın annesinden dolayı kelime-i şehadeti getiremeyeceğini, getiremediğini anlıyordu Resulullah. Ve bütün o Resulullah merhametiyle, baba şefkatiyle, sahabeye olan bütün ilgisiyle dönecek. Annesine diyecek ki, anne, kadın, ihtiyar, Alkama ölüm üzerindedir. Son nefesini vermek üzere. Ama bir türlü senin oğlun kelime-i şehadet getiremiyor. Alkama eğer bu dünyada bu halde giderse, ahiret aleminde zorlanacak, sıkıntı yaşayacak. Alkama'nın anası, Alkama'ya merhamet et, kelime-i şehadet getirmesi için hakkını helal et. Kadın dönecek, diyecek ki Allah'ın Resulü, senin emrin başım üzerindedir ama dilde affetsem de gönülden affetmem. Çünkü o beni üzmüştür. Hanımı hatırına beni uzaklaştırmıştır. Allah Nebisi aleyhissalatü vesselam ısrar etse de ki Resulullah bu konularda ısrarı ölçülü tutardı. Çünkü Resulullah'ın ısrarına rağmen hayır diyen bir insan büyük sıkıntı yaşardı. O bir peygamberdi. Bir peygamber bir şeyde ısrar ederse o peygamberin ısrarının gereğini yerine getirmek gerekmektedir. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz, Nebiler Nebisi, kadının gitmesine müsaade edecek. Kadın gidecek, Alkama'nın annesi. Biraz sonra Alkama'nın annesi evine varınca Resulullah aleyhissalatü vesselam haber göndertecek. Alkama'nın annesi için haber göndertecek. Ama şöyle bir yöntem takip edecek Resulullah. Onun merhamet duygularını, onun af duygularını galyana getirmek için, tetiklemek için Resulullah diyecek ki Alkama'nın evine gidiniz, annesinin evine gidiniz. Annesine deyin ki Hazreti Peygamber senden odun istiyor, senden çalı çırpı istiyor. Çalı çırpı ne yapacak diye sorarsa şayet Alkama'nın annesi deyin ki Hazreti Peygamber odun toplayacak ve odunları Medine'nin ortasına yığacak ve orada bir ateş yakacak ve o ateşte Hazreti Alkama'yı yakacak. Allah Nebisi aleyhissalatü vesselamın böyle bir şey yapma ihtimali olmamasına rağmen aslında şunu söylemek istiyordu Resulullah.
böyle bir hal yaşayan insanın, annesinin rızasını alamayan bir insanı, eğer dünyalık bir cezası olmuş olsaydı bu kadar ağır bir ceza olurdu. Bu kadar ağır bir meyde olurdu. Alkama yakacak. Gidin onu söyleyin. Allah Nebisi'nin bir gayesi var. Kadını harekete geçirmek. Kadının merhamet duygularını tetiklemek. Hakikaten sahabe-i kiram gidip kadına odun ver, çalı çırpı ver. Ne yapacaksın çalı çırpı dediğinde Hazreti Peygamber Medine'de bir ateş yakacak ve o ateşte Alkama'nın anası hakkını helal etmediği için Alkama kelime-i şehadet getiremiyor. Hazreti Peygamber onun kelime-i şehadet getirememesinin karşılığında onun yanmasına müsaade edecek. Bunu duyunca bütün dargınlığına, bütün gönül kırıklığına rağmen anne dönecek. Ben evladımın yanmasına rıza gösteremem. Halbuki ahiret azabı daha şiddetli. İnsan öyledir işte, ufak bir şeyden dolayı ben evladımı feda edemem. Ama evladına hiç Allah'ı öğretmedin. Bugün için söylüyorum, hiç peygamberi öğretmedin. Hiç Allah'ı sevmeyi öğretmedin. Dinini öğretmedin. Onu yakmıyor musun böylece? Evladının ayağına taş değse canın çıkıyor haklı olarak. Yüreğin dağlanıyor, annesin. Ama Allah'ı bilmedi, peygamberini bilmedi. Yanlışın peşinden gitti. Ve sen onu hiç ikaz etmedin. Ona hiç helal yemek yedirmedin. Büyük paralar kazanıp haramdan kazananlara söylüyorum. O paraları çocuklarınıza nasıl yediriyorsunuz? Nasıl o lokmaları çocuklarınıza haram olan, alın terinden kaynaklanmayan, başkasının hakkını, rüşvetini, suistimalini nasıl çocuklarınıza yediriyorsunuz? Sormaz mı Allah bunu? Alkama'nın anası durur. Neredesin annem? Neredesin annem? Yokluğun öyle zor ki. Neredesin annem? Yokluğun öyle zor ki. Neredesin annem? Annem, 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 annem. Rabbim razı olsun senden. Annem, 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 annem. Cennete giresin annem. Senden ayrı kalmak inan öyle zor ki öyle.
demedin, yok demedin, derdini söylemedin, hasta yatağında bile annesizlik çektirmedin, hakkını bana helal eyle. Ateş düştü yeri yakar yakar durur beni annem. Aylar hazan oldu, yalan oldu, talan oldu, sen gittin ya, her şey ziyan oldu. Uzatsam ellerimi yavrum diye, tutar mısın annem akan gözyaşımı? Yavrum, yavrum diye. Hazreti Alkama'nın annesi Resulullah'ın arzu ettiği kıvama gelecek. Affetmediği evladını affedecek. Elini kaldıracak. Allah şahidim olsun ki şu anda ölüm yatağındaki çocuğuma bütün haklarımı helal ediyorum. Sahabe-i kiram bunu duyunca o kadar sevinecek, ferahlayacak. Resulullah'ın yanına koşacaklar. Allah'ın peygamberi, Alkama'nın anası evladını affetti. Hakkını helal ettiğini söyledi ya Resulallah. Bunu duyunca Allah Nebisi'nin o mübarek yüzü parlayacak, sevinecek, ferahlayacak. Dönecek ve Resulullah Alkama'nın evine gidin bakalım ne alemdedir diyecek. Sahabe-i kiramdan iki Müslüman hızlanacak Alkama'nın evine doğru koşacaklar. Daha kapıya gelir gelmez içeriden Hazreti Alkama'nın sesini duyacaklar. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdu ve resulü. Şehadet ederim ki Allah bir, şehadet ederim ki Muhammed onun resuludur dediğini duyacaklar. Anında perdeler kalkacak. Dildeki bütün düğümler çözülecek. Alkama'nın anası kelime-i şehadet getirecek anasının affı üzerine. Cennetin kapısıdır anneler. Cennetin kapısını açacaktır. Onun için öyle diyordu Resulullah'a. İbni Mesud soruyordu. Ey Allah'ın Resulü, Allah'a en sevgili amel nedir söyler misin? Yani Allah'ın en çok kabul edeceği iş nedir ya Nebi, bana söyle diyordu. Allah Nebisi diyordu ki iki şeydir İbni Umm'at, İbni Mesud, iki şey Allah çok sever. Birincisi vaktinde kılınan namaz, ikincisi anneye yapılan iyilik. Annene iyilik yap, annene bir torba para ver diyelim. Bunu karşılık görmek için yapma elbet ama söylüyorum,
annene bir torba para ver. Eğer kısa bir süre içinde fazlasıyla bana dönmez, sana dönmezse hoca sen hiçbir şey bilmiyorsun deyin bana. Allah cömerttir, senden daha cömert. Senin iyiliğini kazasıyla karşılayacak. Fazlası gelsin diye yapma belki ama karşılık böyle olacaktır. Onun için annesini sırtındaki küfeye koyup tavaf edip de şöyle haykıran birini gördü Halife Ömer. Adam anasını sırtına almış, küfeye koymuş. Taşıyor onu hamal gibi. Taşırken bir taraftan da şöyle diyor adam. Ben anamın hamalıyım. Ben anamın hamalıyım diyor. Hazreti Ömer'in gözleri doldu, dolu dolu oldu. Bir an öyle dedi, keşke dedim. Keşke dedi. Benim anam da sağ olsaydı, ben de bu adam gibi anamı sırtıma koysaydım. Keşke Kabe'yi tavaf etseydim anamla beraber. Keşke deseydim Ömer anasının hamalıdır, anasının hamalı. Koca halife öyle diyor. Makamı halife olmuş, cumhur reisi olmuş, başbakan olmuş, genelkurmay başkanı olmuş, halife olmuş, trilyoner olmuş, ordular yöneten komutan olmuş. Annesinin yanında çocuktur o. Anasının hamalıdır işte. İşte bu kadar büyüktür anne sevgisi ve annenin yanındaki kulun değeri. Onun için anne illaki anne. Cehime bir Abbas Resulullah'a geliyor. Ya Rebi diyordu, seninle beraber Uhud'a çıkmak istiyorum. Seninle beraber savaşa çıkacağım dediğinde Allah nebisi dönüyordu. Annen sağ mı diyordu? Annen yaşıyor mu? Annem yaşıyor ya Resulallah dediğine git annenin yanında, annenin ayaklarının dibinde otur. Annen senin cennetin ve senin savaşın, annene hizmet etmendir git diyordu. Bu nedenle de anneler dua merkezidir, rahmet merkezidir. Kul anneye yardım ederek, annesinin duasını alarak büyük makama erebilir. Hazreti Peygamber öyle diyor, ben cennete girdim. Cennete Kur'an okuyan birini gördüm. Onun sesini duydum. Kim bu güzel Kur'an okuyan dedim. Dediler ki Harise bin Numan. Mezarına girmeden önce cennette Kur'an okuduğunu görüyor Resulullah Harise bin Numan'ın. Kim bu Harise bin Numan? Zâlikel bir, zâkel bir, zâkel bir. İşte iyilik, işte iyilik diyor Peygamberimiz. Ve sonra dönüyor ve şöyle diyor. Harise bin Numan'ı bu makama getiren nedir biliyor musunuz? Annesine yaptığı iyiliktir. Annesine yaptığı iyilik onu bu makama getirmiştir. Ve dönüyor Hazreti Osman'dan bahsederken Allah'ın Resulü şöyle diyordu. Hazreti Osman hayatı boyunca annesinin yüzüne bakamamıştır. Annesinin yüzüne niye bakamadı? Utancından dolayı. Öyle diyor Hazreti Osman. Ya Resulallah annemin yüz hatlarını hatırlayamıyorum. Sebebini sorduğunda utancımdan ve sevgimden dolayı başımı kaldırıp annemin yüzüne doyasıya bakamadım diyordu. Allah bizleri anne duygusundan dolayı, anneye anne duygusunu hakkıyla eda edemediğinden dolayı sorumlu olacaklardan eylemesin inşallah. O zaman birkaç şunu söyleyeyim. Annene iyilik yapacaksın babana. Rızasını alacaksın. Anne babanın haklarını söylüyorum yavaş yavaş. Asi olmayacak, karşı gelmeyeceksin. Üzmeyeceksin, yormayacaksın, of demeyeceksin. Değil mi? Kur'an öyle diyor. Onlara of bile deme diyor. Bırak dövmeyi, sövmeyi, hakaret etmeyi. Oh bile demeyeceksin diyor. Saygıda kusur etmeyeceksin. Yolda giderken önlerinden yürümeyeceksin. Bunu bile söylüyor. Ona saygısızlık ifade edecek hiçbir şey yapmayacaksın. Eğer toplumda babanın annenin önünden yürümek saygısızlık görülüyorsa dikkat edeceksin, geçmeyeceksin. Çağırınca hemen yanına gireceksin. İbadet işliyor olsam bile yanına gireceksin. Büyük bir felaketle karşılaşan bir adam felaketten nasıl sıyrılıyor biliyor musunuz?
Annesi bir gün diyor ki bana su getir diyor. Gidiyor veya süt getir diyor. Süt sağıyor. Gelinceye kadar bakıyor ki annesi uyumuş. Elimdeki süt tabağıyla sabaha kadar ayakta duruyor. Annem uyanırsa sütü göremeyebilir diye ayakta duruyor. Sabahleyin annesi namaza uyandığında sütü annesine ikram ediyor. Ve bundan dolayı Cenab-ı Allah önündeki büyük felaketleri ve sıkıntıları kaldırıyor. Şimdi bana yazıyorsunuz şu anda Twitter'dan demin gördüm. Diyorsunuz ki hocam her anne iyi midir? Evet her anne iyidir. Kötü anne hiç yok mudur? Ben kötü anne olabileceğine inanmıyorum. Annen sana kötülük yapmışsa bile, malını sana değil kardeşine vermişse bile ona kırılmayacaksın. Kötüsün söylemeyeceksin. Onu üzmeyeceksin. Allah için onun yanlışlarını görmeyeceksin. Allah da senin yanlışlarının üstünü örter. Anneye karşı yapmamız gereken, anne ve babaya karşı yapmanız gereken odur. Onun için onlar için iyi şeyler söyleyecek, güzel şeyler söyleyecek. Allah huzurunda Allah rızası için onların duasını alacaksın. Bedduasını almayacaksın. Çünkü annenin de babanın da bedduaları anında cevap bulabilir. Anında kabul edilebilir. Annelere de bir sözüm var. Çift sözüm şu anda. Eli öpülesi analar. Çocuklarınıza beddua etmeyin. Çocuklarınıza dua edin. Sizi üzmüşlerse de siz onları üzmeyin. Çünkü sizin bedduanız ahirete onları üzer. Hani gayretullah'a dokunur deriz ya, gayretullah'a. Yani Allah'ı gazaplandırır. Öyle haller var ki Allah gazaplanır. Ve Allah gazaplanınca da gazabını geri çekmeyebilir. Allah'ın gazaplandığı anlardan birinin annenin elini kaldırıp Allah'ım oğluma felaket ver diye dua etmesidir. Bir beddua etmesidir. Hiçbir anne bu dua yapmamalıdır. Şartlar ne olursa olsun. Ve duamıza girmeden önce bu konuda son bir şey daha söyleyeyim. Son derece önemli olan bir nokta. Onu da hemen sizinle paylaşayım. O da şudur. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam öyle buyuruyor. Hiçbiriniz babanıza ve annenize küfretmeyin diyor Resulullah. Sahabi diyor ki kim annesine babasına küfreder? Dikkat buyurun lütfen. Kim babasına ve annesine küfür eder ki ya Resulallah diye sorduğunda Hazreti Peygamber öyle buyuruyor. Sen başkasının babasına annesine küfredersin. O da senin annene babana küfreder. Sen böylece kendi babana ve annene küfretmişsin diyecek. Medyayı kullananlara söylüyorum. Klavyenin başına geçip de kahraman ki görünen ama görüntüde pısırık olan, gördüğünüz zaman 10 tane deliye koşacak olan bazı insanlara söylüyorum. %99'unu tenzih ederek ekran klavyenin başında insanların ecdadına, namusuna, iffetine hakaret eden kin kusanlara söylüyorum. Siz insanların babasına, annesine küfrederken kendinize küfrediyorsunuz. Yanlış yapıyorsunuz. Utanmanız lazım. Aynaya bakınca sıkılmanız lazım. Babanızın annenize kötülük yaptığınız için haya duymanız gerekir. Nasıl bunu yaparsınız? Bilmiyor musunuz ki Allah her kelimeden soracak, her harften soracak, her kelimeni karşına çıkaracak. Gel bakayım hesabını ver diyecek. Evet, çağımızdaki en büyük fitnelerden birisi o ekran, o internetin başında böyle fitne, fücur ve insanların namus ve iffeti kirleten hayasızların sözleridir. İnşallah edeplenirler. Bizimle ilgili olmaması, bizimle ilgili yok öyle bir şey. O hiç önemli değil. Kimin ırzına, namusuna, kimin iffetine, karısına, kızına hakaret ediliyorsa hepsi için aynı tepki gösteririz. Kim olsa olsun, siyasi görüşü, düşüncesi ne olursa olsun anne babaya küfredemezsin. Kendi annene babana küfretmiş olursun. Ama kendi ana babasına küfretmekten haz duyan birisi varsa Nihat Hoca ne diyebilir? Orada susarım ben. Seni Allah'a havale etmekten başka yapacak bir şey yok deriz. Onun için kendi iffetine saygı duyan başkasının iffetine saygı duyar.
kendine saygı duyan başkasına saygı duyan, annelerinizi üzmeyin, babalarınızı utandırmayın kendinizden dolayı diye sözüm hak edenlere hepinizi böyle o sözün dışında tutarak söylüyorum. Allah ıslah eylesin inşallah. Allah yüreklerimizi doldursun ve bizi Hazreti Resulullah'ın yolundan hiç ama hiç ayırmasın. Evet, biraz sonra duamızı yapacağız ama hocam çok kısa bir kaside okuyabilir mi? Hakk'ın Habibini okuyacaksın herhalde. Çok kısa olmak üzere. Çünkü şimdi biraz sonra bütün anneler için lütfen ekran başında toplanınız. Bütün anneler için şimdi dua edeceğiz. Hepsi için okuduklarınızın bütün dualarınızı efendim herkes kendi annesi babası için amin desin. Ve herkes başkasının babası annesi için amin desin. Duamız umumidir inşallah. Hakk'ın Habibi'nin sevgili dostu, Hakk'ın Habibi'nin sevgili dostu, Yemen illerinde Veysel Karani, Yemen illerinde Veysel Karani. Şol cenneti gülzarına girsin bugün Allah diyen. Kanmak için, kanmak için en harına kansın bugün. Olmaya dostun bülbülü, kokmaya hoş bir sümbülü, bağ tecelliden gülü. Allah diyen Hakk'ın Habibi'nin sevgili dostu, Yemen illerinde Veysel Karani, Yemen illerinde Veysel Karani. Evet efendim, bugün duamız bir nevi hatim duasına dönüştüğü için de duamızı yapmadan önce bugün burada gelen hanımlar için, kardeşler için namazlık birer tülbent. Yani namazlık tülbenti ve erkekler için de birer tesbih getirmiştik. Onları programdan sonra kardeşlerimize dağıtacağız ama ben sembolik olarak iki öndeki iki hanımefendiye birer namazlık daha sonra diğerlerine de daha sonra dağıtacağız. Hanıma illa bir tane veriyor. Mustafa hocam demin hocam önce benim hanıma ayır demişti. Hanımından çok korktuğu için Mustafa hocam ben hanımefendi kızımıza vereyim, severeyim. Tesbihleri de daha sonra erkeklere dağıtacağız. Efendim diğer seyircilerimize de inşallah tülbentlerini, namazlıklarını daha doğrusu daha sonra dağıtacağız. Diyorum amin diyelim hep beraber. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Allahümme Rabbena ya Rabbena tekabbel minna inneke entes semiul alim. Ve tub aleyna ya Mevlana inneke entes tevvabur rahim. Ve hedina ilel hak ve ila suratikel mustakim. Bi bereketil Kur'an-ı lazim ve bi hürmeti men arseltehu rahmeten ila alemin. Ya Rabbi, Zilhicce ayındayız. Kurban Bayramı'na doğru Arefe günü olan 9 Zilhicce ve bayramın birinci günü olan 10 Zilhicce'ye doğru gidiyoruz. Telbiye getirilen dönemdeyiz. Kabe'ye sığınılan dönemdeyiz. Hicri İsmail'in orada milyonların Allahu Ekber dediği bir demdeyiz. İslam barışının adı barış olan dinin yanlış algılanmaya çalışılmış olan
kötü gösterilmeye çalışılmış olan merhamet, rahmet, af dininin birer temsilcisi olarak, birer mümini olarak elimizi sana açıyoruz. Dünyaya barış ihsan eyle ya Rabbi. Müslümanlar arasında sevgi ihsan eyle ya Rabbi. Anlayış ihsan eyle ya Rabbi. Birbirimizi sevmeyi, beraber olmayı, birlik olmayı, kutuplaşmadan vazgeçmeyi, Allah'ın adı etrafında toplanmayı hepimize nasip eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, günahlarımızı affeyle. Kusurlarımızı ört ya Rabbi. Mağfiret eyle ya Rabbi. Razı olduğun kullarından eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, bu geceyi, programımızı merhume olan, ahirete intikal etmiş olan bütün anneler için ayırdık. Bütün ahirete intikal etmiş annelerimize rahmet eyle ya Rabbi. Mekanlarını cennet eyle ya Rabbi. Kusurlarını ört ya Rabbi. Onlar nasıl bizlere, evlatlarına merhamet etti iseler zamanında, bizden dolayı annelerimiz aç kaldı belki, belki uykusuz kaldı, belki gece yarıları soğuk günlerde o soğuktayken bizi karnına basıp, bizleri göğsüne bastırıp bizi ısıtmaya çalıştı. Ya Rabbi, bizim için canlarını feda eden annelerimize sen geniş rahmetinle muamele eyle ya Rabbi. Onları affeyle, bütün hastalarımıza şifa ver, bütün dertlerimize deva ver, sıkıntıda olanlara çıkış kapısı nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, annelere okunmuş olan bütün duaları, bütün hatimleri, kim annesi için, babası için okumuşsa hepsini hediye ediyoruz. Ulaştır ya Rabbi, ulaştır ya Rabbi, ulaştır ya Rabbi. Mekanlarını cennet eyle, üzerlerindeki sıkıntıyı kaldır ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, biz senden razıyız, sen de bizden razı ol ya Rabbi. Biz seni seviyoruz, sana aşıkız kullar olarak, sen de bize merhamet eyle ya Rabbi. Amin. Bi hurmeti Taha ve Yasin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Dualarımızın kabul niyetiyle annelerimizin ruhaniyetine ulaşsın. Babalarımızın, ölmüş babalarımızın ruhaniyetine ulaşsın. Yaşayanların da hayırlı ömürlü olması niyetiyle. El Fatiha. Gayr-i mağdubi aleyhim veladdallin. Amin. Efendim, yine bir aramız var. Aramızdan sonra vedalaşmak için ve sabah programı tabii 8.30'da yine buradayız. Burada olmak için yine beraber olacağız diyorum. Kısa bir aradan sonra buradayız yine efendim. Efendim, selamların en güzeliyle yeniden beraberiz. Hiç vakit kaybetmeden programımıza veda yaparken sabah görüşmek üzere. Sevgili Fethullah Can Polat Hafız Hocam yanımızda. Hepimizin, hepinizin anneleri, vefat eden anneleri ve babaları için sevgili hocamdan Kur'an-ı Kerim dinleyeceğiz. Önümüzdeki haftalarda hocamla beraber olacağız. Hocam, şeref verdin ve buyurunuz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم
لَنُبَوِّئَنَّهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وكأين من الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ Hocamın ağzına, yüreğine sağlık. Efendim, önümüzdeki hafta, daha doğrusu sabah 8.30'da görüşünceye kadar sizi seviyoruz. Allah yar ve yardımcınız olsun efendim.